Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Tahliller sonrasında kanserle yüzleşti. Evet. Sonrasında tedavi aşamasına başlandığında ilaç, terapi, kemoterapiye sonrasında mı başlıyor? Tabii yani şöyle. Görüntülerinizi ekrana verirsek yönetmenim hem görüntüler eşliğinde konuşmuş yani olacağız. Yani evresine göre şimdi şöyle bir şey rica edebilir miyiz? Bu tedaviye yani evreye göre tedaviye geçmeden önce ben bazı Batı ülkelerinden bazı istatistikleri söyleyebilirsin. Çok memnun oluruz kesinlikle. Evet, mesela eğer 50 yaşın üzerinde insanları taramazsanız, bu da böyle şehirli, yarı gelişmiş ve iyi gelişmiş bir toplumsa, bunlarda herhangi bir adenom, polipe rastlanma olasılığı %25-40. Evet. %25-40. Yani herhangi bir tarama yapılmadan 50 yaş üzerindeki hastaları taradığınızda %25-40'ında çok küçük ve 1 santimetreyi aşan polip, adenom bulma olasılığınız yani 4 kişiden neredeyse biri. Evet. Ama 1 santimden büyük ciddi bir adenom veya polipi yakalama olasılığınız %7-10. Yani onun için sık görülen bir rahatsızlıktır. Şimdi sizin sorunuza gelince biz tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de 3 tedavi modalitesini uyguluyoruz. Bu tedavi modalitelerinden birisi cerrahi, diğer sistemik tedavi dediğimiz kemoterapi de içeren akıllı moleküllerle tedavi. Diğer biri de radyoterapi. Ki biz radyoterapiyi daha çok kalın bağırsağın son 12 santimi olan rektumda kullanıyoruz. Kolonda radyoterapiyi sadece palyatif dediğimiz geçici amaçla kullanıyoruz. Evet. Bu 3 tedaviyi uyguluyoruz. Evreye göre tedavi de istiyorsanız ona da tabii girebiliriz. Kesinlikle. Şu an görüntülerde de hocam kanserle yüzleştikten sonra tedavi aşamalarını görüyoruz. Bunlar bizim hastalarımız. Evet, yani hastalarınızdan görüntüler. Birçok hastalarınızla da konuştuğunuzda hocam, önce kemoterapiye sıcak bakmayanlar oluyor mu? Ya da radyoterapiye, onlardan bahsedersek. Yani şöyle, şimdi hastalar bizim toplumumuz geleneksel bir toplumdur. Yani bilim adamına ihtiyaç duyar ama kendi kaygı ve korkuları vardır. Bu kaygı ve korkuları da yine kendi çevresindeki kolu komşu duyumlardan kaynaklanıyor. Ama diyelim bize geldikten sonra biz tutarlı bir şekilde ona bilimden, başarı oranlarından bahsettiğimizde %90'ı ikna oluyor. %90'ından fazlası bizim önerdiğimiz tedavileri kabul ediyor, uyguluyor, memnun oluyor, memnuniyetini bildiriyor. Yani dönüp işte Allah razı olsun, iyi ki bizi doğru yönlendirdiniz vesaire. Yani kısacası toplumumuzun bildiği ve duyduğu şeyler var. Ama dürüst, bilgili bir bilim insanının karşısına geldiğinde de eğer o iyi bilgi verirse hepsini de kabul etmeye müsait. Onun için yolumuz açık yani. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.